efendim havaalanında bizi gören artık boynumuza yapışıyor. Nereye gittiğimizi sormuyorlar havaalanında. Ne yemeye gittiğimizi soruyorlar. Durum bu efendim, yani artık bu haldeyiz. Uçağa bindim. Malatya uçağına bindik. Beni gören diyor ki teyzeler, amcalar. Nereye? Artık diyor Arapgir'e gidersin. Bir şöyle tandır kebabı yersin. Evet. Ben normalde buraya gelmeyecektim Mehmet abi. Evet. Uçakta başlayınca şimdi kebap muhabbeti. Geldik doğru buraya. Daha Malatya'ya indik. Doğru Arapgir'deyiz efendim. Tanıştırayım. Bölümümüzün keçisi. Keçi değil beyefendi. Bunlar bize çebiş derler. Çebiş mi? Erkek çebiş eti. Çebiş diyor. Ne çebiş? Çebiş. Bir yaşında kısırlaştırmış erkek. Kısırlaştırmış erkek. Evet. Ha bugün tandırı bundan yapacağız. Evet. Şimdi abicim burada çok seviliyor bildiğim kadarıyla. Tabii ki. Arapgir'in ve Malatya'nın sembolüdür. Tandır kebabımız bir tanedir. Mehmet abi buranın tandırını özel kılan nedir? Bu kadar çok konuşulmasına ne sebep oluyor? Bunun sebebi ustalığımız. Bu tandırı hiçbir yerde bulamazsınız. Ocağımız farklıdır. Bu ocağı hiçbir yerde bulamazsınız. Bu şekilde neden yapılmış özelliği var. Nedir o özelliği? Özelliği kendi yağında pişiyor. Yani içinde su vesaire bir şey yok. Kendi yağında pişiyor. Fırının ve şekli nedir? Şeklini göstereyim isterseniz. Kesin. Açayım. Çalın. Şimdi her yerde farklı usuller var. Soner abicim. Allah buyurun, Allah. Bakın. Burada da bir farklı. Kuyumuz 2'ye 1,5. 1,5 metre. 1,5 metre derinliğinde. Mehmet abi bir şey soracağım. Arapgir'deki tandır kebabını en çok kimler tercih ediyor? Yaşlı insanlarımız daha tercih ediyorlardı. Çünkü tamak tadını biliyorlardı. Ve ne özellikle abi? Bizi de yağlı olarak, ince kaburga olarak geçiyordu. Ve bunu yok satıyorduk kebap olarak. Burayı? Evet, bu kısım falan. Yok satıyorduk. Ama şimdiki yetişmeler hep yağsız olacak. Onun da özelliği olmuyor. Yağsız et mi olurmuş ya? İlla ki. Bak şimdi buraya kadar geldim Mehmet abi. Artık yavaş yavaş acıkmaya başladım ben. Başlayalım. Başlayalım mı? Ocağımız da yandı. Başlayalım. Ocağımız. Başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz Mehmet abi? Çebicimizi ortadan parçalayacağız. Çebiçi ortadan parçalıyoruz. Tandırımıza başlayacağız. Sakın ekranlarınızdan ayrılmayın. İzleyin bizi. Ustamız işe kuzuyu ikiye parçalamakla başladı. Kolaylıkla ikiye ayrılan kuzudan geriye sadece bir but kalınca Turgay'ın aklına bir soru takılıyor. Ne yapacağız o butu ayırdık? Kavurmada kullanıyoruz. Arapçamızda kullanacağız. Çebiş kavurmasında kullanıyoruz. Tandırda keçinin nelerini kullanıyoruz? Tüm olarak böyle asacağız. Böyle asacağız. Böyle asacağız. Görmeyeceğiz. Görme yok. Kıracağız. Tuz yiyeceğiz. Kıracağız. Başka hiçbir şey sürmüyoruz. Başka hiçbir şey yok. Tuzdan başka bir şey yok. Yeter. Yeter. O ayırdığın ne Mehmet abi? Bu kol yemeği. Evet. Bunu çıkarıyoruz. Kol ve küreğini çıkaracağız. İçinin tuzunu alması için. Ha, yani daha iyi pişsin, tuzunu daha iyi alsın diye. Evet. O kalın kemiğini çıkarıyoruz. Alıyoruz. Acaba kebabımızın hazır olması için başka hangi aşamalardan geçmesi gerekecek? Şimdi kaburgası ve omurgasıyla baş başa kaldı. Evet. Keçimiz. Şimdi kıracağız. Kırma işlemine geçiyoruz. Neyi kıracağız? Kebabın kemiklerini kıracağız ki. Yazık be. Özelliği bu ama. Ölmüş zaten. Daha fazla zaten üstüne gitmesin. Şey yapmıyoruz. Bunun işlemi bu. Hadi kıralım. İşlemini yapalım. Kemikleri kırıldıktan sonra güzelce tuzlanan keçimiz boydan boya geçirilen şişler sayesinde hem yumuşacık pişecek hem de pişerken hiçbir parçasını kaybetmeyecek. Ateşin fazlalarını çekiyoruz Turgay Bey buradan. Niye? Fazla olunca etin yanmaması için. Ha, onun da ölçüsü var. Tabii ölçüsü var onun. Ateşimizi ayarladık. Ateşimiz şimdi hazır. Bunu benim kafaya indireceğim değil mi şimdi? Kapaklarımızı açacağız. Niyeti bozduk zaten. Kapaklar açıldı ve kebabımızın tandıra alınma aşaması geldi çattı. 3 saat sonra. Kaç? 3 saat sonra yemeğe evet, hazır olacak. Etin cinsine göre 3-3,5 saat. Artık bu şey. Kuzulara, keçilere ben çok kızmaya başladım. Kızmayın çok efendim. Uzun sürede pişiyor bunlar. Beni sinirlendiriyorlar. Demlenerek hep böyle karnım açken bu hareketi yapıyorlar. Ocakta ne kadar kalırsa o kadar iyi oluyor. Tabii benim de midem demleniyor. Ocakta o kadar çok acıkıyorsunuz. Benim de midem o kadar acıkıyor. Acıkıyorsunuz. O zaman daha lezzetli daha oluyor. Yani saldırıyoruz. Zaten tabii, saldırıyoruz. Direkt yiyoruz o zaman. Direkt alıyoruz. Balıkla mı atıyoruz zaten keçiye? Kendi tavasını atıyoruz. Ve kendi tavasını ateşe temas etmemesi için. Onun bir tepsi ateşe temas etmemesi için. Etin yağ ve suyu onun içerisine akması için.
Hem bunun ateşe özelliği, böyle yağ düşüp onun kokusuyla eti etkilemesin, evet, diye. Ve alev almasın tabii diye. Tabii ki. Şimdi kancayı nereye takıyorsun? Etin üçüncü kaburgasına. Üçüncü kaburgası. Üçüncü kaburgası. O çok önemli. Heh, tabii üçüncü ki. Piştiği zaman dağılıyor ve dökülüyor. Dökülmüyor diye. Olur, evet, olmaz yere takamıyorsun. Takılmıyor. Kancayı. Ve artık gönderelim. Ocağımıza atıyoruz. Evet. Kebiçimiz yaklaşık 3-3,5 saat kadar pişiyor. Pişecek. Fırına gönderelim. Ondan sonra size layıkla sunacağız. İnşallah. Tamam. Efendim sakın bir yere ayrılmayın. Tam 3,5 saat sonra leziz, semiz keçimiz bizlerle birlikte olacak. Kebiçimiz az sonra sizlerle. Ben biliyorum şekerimin düşeceğini. Halime bak. 3 saat dedim Mehmet abi. Hayır, tamam 3 saat dedi. 4 oldu. Hazırladık, tamam hazır. Bak üzüm yiyoruz. Tamam. Abi nereden çıktı bu üzüm? Yıl 12 ay bu üzümümüz bulunur. Adı ne bu üzümün? Bu köyün üzümü. Şahane ya, böyle bu mevsimde böyle üzüm yok ki. Kıpkırmızı içi de. Evet. Kebapla hiç olmazsa olmazı bu. Beraber. Bunu kebapla mı yiyeceğiz? Tabii tabii. Ha, o yüzden getirdiniz. Evet tabii ki. Neden kebapla birlikte tüketiyoruz? Beraber olmazsa olmazı bu üzüm. Birbirini tamamlıyor. Tabii. Çeviç etimizle üzüm şahane gidiyor. Evet. Pişti mi? Pişti. Ya artık çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz tabii. Buyurun. Yeter, üzüm yemekten şiştim ya. 4 saat oldu. Buyurun. Eyvah eyvah. Manzaraya bakın. Resim bak. Bu. Ellerini kollarını bağlamak gerekiyor. Onu yapamazsın o kötülüğü. Buraya kadar gelmişken bana o kötülüğü yapamazsın. Soner abi bir kere izin vermez buna. Öyle değil mi? Evet. Saçın var diye hava atma. Ayrıca. Üzüm. Kebabımız. Ve lavaşımız. Arapgir için tandır ne kadar ünlüyse, önemliyse köhne üzümü de o kadar önemli. İllaki. Efendim burada bu üzüm sayesinde kan verme rekorları kırılıyor. Herkes kan veriyor ve ciddi anlamda kanlı canlı hemşerilerimiz memleketimizde. Bir bakalım abi, sen şöyle bize en güzel yerinden Soner hocam şöyle bana bir ayırırsan hemen tadına bakalım. Efendim Arapgir'de kebap yemenin, tandır yemenin metodu bu. Bir eliniz üzümde, bir eliniz tandırda. Yani şahane. Et zaten süper. Üzüm onu ne hale getiriyor? Evet. Etin şeyini öldürüyor, onun asidi. Etin bütün şeylerini alıyor. Beraber olması zaten özelliği. Çok güzel. Sen yiyorsun, biz bakacak mıyız yani? Al abi ne demek? Davetsizin elinden sana. Efendim Arapgir'e yolunuz düşerse Mehmet abiyle Soner abiyi buluyorsunuz. Hemen bir tandır sipariş ediyorsunuz. Sakın yanında da üzümü unutma diyorsunuz. Benden tavsiyedir. Davetsiz misafirin bu tavsiyesi kulak ardı edilecek gibi değil. Baksanıza onca yıllık ustalar bile bu kebabı her seferinde aynı keyifle yiyor. Bizlere de onlara ve gidip yiyenlere afiyet olsun demek düşüyor.